Ben uzman psikolog Fırat Uzun. Lisans eğitimimi 2014 yılında bitirdim. Aynı yıl yine aynı üniversitenin, yani İstanbul Bilim Üniversitesi'nin uygulamalı psikoloji yüksek lisansına başladım. Yüksek lisansım boyunca klinik psikoloji üzerine eğitim aldım ve tezimi de madde bağımlılığı üzerine yazdım. Temel olarak bağımlılık üzerine çalışıyorum. Bu alanda Kultekin Ögel ve ekibiyle eğitim almıştım. Bunun bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yüksek lisans eğitimimde Öget Öktem ile tanıştım. Kendisi Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu. Onun kurmuş olduğu nöropsikoloji laboratuvarında 2 yıl boyunca gönüllü çalıştım. Bu nedenle her ne kadar klinik psikoloji üzerine eğitim almış olsam da nöropsikolojiyle ilgimi sürdürüyorum, yani ilişkimi sürdürüyorum. Sevgili Fırat Uzun, yurtdışıeğitim.net kanalına hoş geldin. Uzmanlık alanın klinik psikoloji. Türkiye'de bu eğitimi almak isteyen, hatta daha da ileri nöropsikoloji eğitimi almak isteyen gençlere uzmanlık alanınla ilgili neler söylersin? Tavsiyelerin neler olacak? Bu alanda eğitim alması isteyen öğrencilerin oluşturacağı farkındalıklar nelerdir? Peki, yani şunu cevaplayabilirim. Nöropsikolog veya klinik psikolog olmak isteyen bir psikoloji öğrencisi nasıl bir yol izleyebilir? Bunu cevaplayabilirim. Benim önerim, lisans 1. sınıftan beri farklı alanlarda staj yapıyor olmak. Örneğin kreşlerde, laboratuvarlarda, kliniklerde, hastanelerde olabildiğince farklı alanlarda staj yapmalarını öneririm. Bu hem bir network oluşturmalarını sağlar hem de psikolojinin alt dallarına dair bir fikir edinmelerini sağlar. Eğer kişi nöropsikolog olacaksa, evet, nöropsikolojiyle ilişkili yerlerde daha fazla staj yapabilir veya klinik psikolog olacaksa, klinik psikolojiyle ilişkili yerlerde daha fazla staj yapabilir. Lisans bittikten sonra eğer klinik psikolog olmak istiyorsa klinik psikoloji yüksek lisans yapmalı, nöropsikolog olmak istiyorsa da eskiden şöyle olurdu, nöropsikoloji laboratuvarına giderdiniz, Türkiye'nin nöropsikoloğu Öget Öktem Taner'in yanına, onun yanında birkaç yıl gönüllü olarak çalışır ve usta-çırak ilişkisiyle bu işi öğrenirdiniz. Bu size nöropsikolog ünvanı vermez ama böyle yapılırdı Türkiye'de önceden. Şimdi nöropsikoloji yüksek lisans bölümleri kuruldu. Şunun yapılması daha uygun. Lisansı bitirdiniz. Ya bir nöropsikoloji yüksek lisans bölümüne kayıt olabilirsiniz ya da sinir bilimi üzerine, neuroscience üzerine yüksek lisans yapıp nöropsikolog unvanı alabilirsiniz. Nöropsikolojide belki 2 şeye ayırabiliriz. Birincisi klinik nöropsikoloji. Diğeri de bilişsel nöropsikoloji. Daha çok bilişsel nöropsikolojide böyle daha teorik çalışmalar yapılır. Çünkü hastayla ilgilenilmez. Beyin davranış ilişkisini araştıran çalışmalar yürütülür. Ama klinik nöropsikolojide ise hastayla ilişkilidir. İşte o frontal sendrom rehabilitasyonu, afazi rehabilitasyonu veya bellek kaybı yaşamış hastaların rehabilitasyonuyla ilgilenir. Ya da bir hastanın tanı almasına yardımcı olur klinik nöropsikolog. Peki bu alan zor bir alan mıdır? Meşakkatli midir? Çalışma saatleri uzun mudur? Hastayla uğraşmak zor mudur? Şimdi şöyle, klinik nöropsikolojiyi ele alırsak, Türkiye'de henüz yeni gelişmekte olan bir alan. Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu halen hayatta Öget Öktem Taner. Onun başlattığı çalışmalarla İşte başladı ve bugünlere geldi. Ama bazı dezavantajları var. Yani özelde çalışmak zordur. Bir klinik nöropsikolog oldunuz, bir klinik açtınız, ben burada hasta bakıp para kazanayım diye hallediyorsanız size hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü bu tür hastalar bir nöropsikolog arayıp, işte bir frontal sendrom hastası bunun rehabilitasyonu için uğraşmayabilir. Yani hastaya ulaşmak zordur. Hastanelerde çalışabilir klinik nöropsikologlar. Hastanelerde böyle spesifik yani alanda çalışan psikolog çalıştırmaktansa daha böyle genel her şeye bakan psikolog çalıştırmayı tercih ederler. Bazı özel hastaneler belki özel ilgi duyacak da bu alanda bir servisi olacak ki nöropsikolog çalıştırsın. Yani özetle nöropsikoloğun Türkiye'de tutunup para kazanmasını ben zor olduğunu düşünüyorum. Bir klinik psikolog, nöropsikoloğun kişilik özellikleri, sabırlı mı, neşeli mi, heyecanlı mı? Herkes yapabilir mi aslında bu mesleği? Yani böyle bir sınıflama yapmak doğru mu bilmiyorum. Herkes yapabilir, bir engel yok. Ama bazı kişilik özellikleri belki o mesleği yapmakta avantaj sağlar bize. Örneğin? Ne olabilir? Mesela insanları dinlemeyi seven bir insan belki psikologla daha uygundur. Ama herkes yapabileceğini düşünüyorum. Eğer gerekli eğitimleri alır ve yeterlilikleri sağlarsak herkes yapabilir. Çok teşekkür ederiz. Çok değerliydi.